Merhabalar arkadaşlar transfer gündemine hoş geldiniz. Siyah beyazlarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürerken Beşiktaş'a yeni bir forvet önerildi. Carlos Bacca. Kolombiyalı oyuncunun İspanyol menajeri Erdal Tornoğulları ile bir görüşme yaptı. Bacca'nın Villarreal'den ayrılabileceğini, geçirdiği sakatlığın da ciddi olmadığını iletmişti. Torunoğulları Bakka isminin Sergen Yalçın'ın da gözdesi Sisse'den çok daha doğru isim olduğunu tecrübeli teknik adama ilettiği yönetici Torunoğulları İspanyol menajere Bakka'nın şartları hakkında kendisine bilgilendirme yapmasını istedi. Ortaya çıkacak rakamlar sonrasında VRA ile bir kiralama teklifi yapılabilir. Ancak 2 yıl daha sözleşmesi olan Kolombiyalı oyuncunun hangi şartlarda ayrılabileceği ise soru işareti. Kolombiyalı forvet profesyonel kulüp kariyerinde 445 resmi maçta forma giydi. Bu periyotta rakip fileleri 199 kez havalandıran Bakka 82 de asist yaparak toplamda 281 gole direkt olarak katkı sağladı. Carlos Bakka Villarreal formasıyla 3 sezonda toplam 12 maç kaçırdı. 3 farklı sezonda yaşadığı uyluk sakatlıkları sebebiyle 12 karşılaşmada görev yapamamıştı. Diğer yandan Beşiktaş'ın gündemine gelen yeni isim Patrick Schick. Siyah beyazlar geçen sezonu Alman ekibi Leipzig'de geçiren Patrick Schick ile bu hafta temaslara başlayacak. Bon servisi Roma'da bulunan oyuncu için İtalyan kulübünün geçen sezon olduğu gibi yine kiralama yöntemini seçeceği öğrenilirken Karakartal'ın teklifi merakla bekleniyor. Schick geçen sezon Alman ekibiyle ligde 22 karşılaşmada 10 gol kaydederek başarılı bir grafiğe imza atmıştı. Roma ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden 24 yaşındaki oyuncu zaman zaman sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Ayrıca siyah beyazlar orta sahayı da güçlendirmek istiyor. Kiralık sözleşmesi sona eren Elneni ile yolları ayıran ve tecrübeli orta saha Atibey ile bir yıl mukavele yapan siyah beyazlar Mensah'ın ardından orta sahaya bir takviye daha yapma kararı aldı. Bu doğrultuda gündeme gelen yeni isim ise İrlandalı orta saha oyuncusu Jeff Hendrick. Ada temsilcisi Barney ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki oyuncuyla ilk temaslar kuruldu. İrlandalı oyuncu İstanbul'da yaşamaya olumlu bakıyor. Siyah beyazlardan 3 senelik sözleşme ve yıllık 3.5 milyon euro garanti ücret talep etti. Yönetim rakamı çok buldu ve Hendrik'e 2 milyon euro önerdi. Yıldız Ortasa bu öneriyi kabul ederse imza için Türkiye'ye gelecek. Geçtiğimiz sezon Barney formasıyla Premier Lig'de 24 maça çıkan İrlandalı futbolcu 2 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Öte yandan elinde yüksek bir transfer bütçesi bulunmaması sebebiyle kadrosunu yerli isimlerle takviye etmek isteyen Beşiktaş sağ bek hattında son olarak rotayı Antalyaspor'un 26 yaşındaki futbolcusu Nazım Sangare olarak belirlemişti. Milli futbolcuyla menajeri aracılığıyla ilk temaslar kuruldu ve Beşiktaş olumlu yanıt aldı. PAOK maçından sonra masaya oturulacak. Ve son olarak Beşiktaş'a sürpriz bir isim önerildi. Fenerbahçe'nin mukavelesini karşılıklı feshettiği deneyimli futbolcu Alper Potuk Beşiktaş'a önerilmişti. Oyuncunun menajeri Alper'i Beşiktaş'a teklif etti ancak olumlu yanıt alamadığı teknik direktör Sergen Yalçın Alper'e sıcak bakmıyor. Sarı Hacıvetli ekipte istikrarsız bir grafik çizen tecrübeli oyuncunun aldığı maaş da uzun süre konuşulmuştu. Alper Potuk ücretinde indirime gitmesine rağmen Fenerbahçe kariyeri uzun sürmedi. Sergen Yalçın'ın yönetime listeyi verdiği ve bu oyuncular dışında herhangi bir futbolcu istemediği iddialar arasında. Evet arkadaşlar Beşiktaş transfer çalışmalarının tüm hızıyla sürdürüyor. Siyah beyazların transfer gündemi oldukça yoğun. Orta saha, stoper ve forvet bölgeleri için transfer çalışmaları yürütülüyor. Diğer yandan Beşiktaş PAOK maçı yaklaşıyor. Siyah beyazlar PAOK maçının hazırlıklarını yapıyor. Sizlere maç günü, maç öncesi programını yayınlayacağım. Beşiktaş'ın transfer gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.